bizim Kızılcapınar Barajı'ndan 6,5 kilometrelik bir hatla buraya kadar su getirilmiş durumda. Yukarıda bizim bir tane giriş vanamız var. Biz de oradan aldık suyu. Bu gördüğünüz 3 tane yapı var burada, görüyorsunuz. Bunlar giriş van aldası, basınç kırıcı ve debimetre olarak da kısaca yani adlandırılıyor. Su bunlardan geçtikten sonra bu havalandırmaya girecek. İlgilenmek için şey yapıyor. Kızılcapınar Barajı'nda tam suyu alacağız. Arıtma tesisine kadar gelen hatlarda şu an bir problem var mı? Geliyor mu? Evet başkanım, problem var. Onu sonra oturduğumuz yerde konuşuruz. Tamam mı? Ha, o zaman bir. İki, arkadaşlar burası suyun ilk girdiği yer. Muhtemelen pH'sı falan veyahut da kirliliği ölçecek. Yok, burada hiçbir ölçüm falan olmayacak. Direkt olaraktan ham su, dostum. Ham su gelecek, girecek. Ham su hakkında bir ölçüm yapılacak mı burada? Hayır. Ben de öğrenmedim. Yok, ölçüm falan yok. Sadece girişin hızı ve metre küpü ölçülecek. Hız. Gelen suyun içindeki partikül kimyasallar, minyasallar varsa havaya uçacak, gidecek yani. Bir kısım hava su, oksijenlenecek su. Şöyle alalım. Arkadaşlar anladı. Şey nerede bizim basın? Burada ortam. Birinci. Alalım. Havuzu gibi düşünün. Nasıl oluyor? Oksijen bol oluyor. Buradan sonra ne oluyor? Burası oksijenlendirme. Havalandırma yapısı. Vanadan gelen burası buraya. Burası üstü açık olacak. Açık. Üstü açık. Hep tesis. Üstü açık olacak. Havalandırma. Oksijenizasyonu sağlanacak. Bu olay burada bitecek. Ondan sonra... Peki, kaç metreküp? Günlük 70 bin metreküp kapasitemiz var. Günlük 70 bin metreküp kapasite. Zor mu? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Evet. Bu şeyimiz yapılmış hızlı karıştırıcı. Bir daha bulamazsın. Bak şu hızlı karıştırıcının şeyini de... Aşağı resmini aldım. Özlediğin de orada hızlı karıştırıcı. Suyu havalandırı geldi. Suyu tamamen karıştıracak. O yabancı partikülleri falan çöle esnecek. Orada sadece... Burcu'nun açıklasın. İlk önce havalandırma yapısında salaklanarak havanın sudan geçmesiyle ne oluyor? Renk, koku, tat daha içilebilir, daha kullanılabilir hale geliyor ve suyun kalitesi artırılıyor. Bir yandan da hani biyolojik arıtma olarak düşünebilirsiniz. Sonrasında burada hızlı karıştırma ünitemiz var. Yani hızlı çalışan mikserlerimiz aslında. Bunlar da şu şekilde faaliyet gösteriyor. Şimdi birazdan gideceğiz şurada. Kimya binamız var. Kimyasallarımız burada dozajlanacaklar. Buradaki mikserimiz gelen suyu direkt kimyasal bir şekilde polielektrolit. Daha aktif polielektrolit. Kimyasalda ilk karıştığı nokta burası suyumuzun. Sonrasında zaten iki tane mikserimiz burada var. Burada kimyasal ilavesi var mı? Var. Evet. Tabii burada onun karıştırması var. Homojenliğini sağlıyor. Homojenliğini sağlıyor. Karıştırarak pH'sı burada ayarlama yok. pH ile alakalı yok. pH'ı en son. En son. Evet. Tamam. Evet. Kolay gelsin oğlum. Oradan da kilo dozaj alması yapılacak. Onun için kömür koyacağız. Şimdi burası kilitlikle binamız. Bu alt kısım makine dairesi. Şu bulunduğumuz burada görecek miyiz? Sıyırıcılarımız var mekanik. Zaten kumi şeklinde geliyor havuzlarımızın tabanı. Sıyırıcılarla sıyırıp çamuru en son. Şöyle.
12.843.000 lira. Fakat bu tabii bazı ilaveler oldu proje harici. Onlarla beraber 13.5'a falan mal olacak yani tam belli değil yani yaptığımız şeyler. İşte istirahat duvarı istediler buraya yaptık. Peşinden öbür tarafa bu tesise gelebilmek için yol yapacağız. Yeniden bir parke yol bizim tesisin içerisinden. Bahçe duvarlarıyla beraber yapacağız. O fiyata İsaliye hattı dahil mi? Hayır, İsaliye hattı dahil değil. İsaliye hattı apayrı bir hat. Buradan çıkacak olan suyu Ereğli'ye kadar götürecek olan bir hat bu. Onun da tahmini galiba bir aklına kaldı. 10 dakika kuracağız başkanım 25 oraya. Milyon lira civarında şey var. Evet. İşte bedeli var. Bir de depolar falan İsaliye hattına dahil. 40 milyon civarında toplam. Yaklaşık 35'in 8 başkanım. 8 milyon civarında. 35'in üzerinde tamamı. Ha, depolarla beraber çıkar. Evet. Depolarla tabii. Depolarla. Buradaki arıtma tesisiyle beraber, İsaliye hattıyla beraber toplam 35'te 40 arası bir milyon fiyatı var. Ne zaman faaliyete geçecek başkanım? Tamam. Bu işten sonra suya zaman olacak. Faaliyete ne zaman geçecek? Faaliyete biz bu tesisi faaliyete yılbaşında geçireceğiz kısmet olursa inşallah. En geç. Yatsı veriliyor mu olacak yılbaşına itibaren? Hayır, şöyle bir şey var. Bu iki firmanın akıpta çalışması lazım birbirine. Yani aynı anda bitirmesi lazımdı. Fakat İsale firmasının yol üzerindeki bazı kamulaştırma olsun, başka güzergah değişimler falan olsun, bazı problemlerinden dolayı gecikti. Şu anda şeye kadar hemen hemen bildiğim kadarıyla Gürç'e kadar Kepez'e kadar bitmiş durumda. Oraya kadar su verilebilir yani. Kepez'e kadar birinci etap olarak verilecek. Daha sonra kısımda hat devamı Kirmanlı ve Sarı Korkmaz'a hatlar tamamlandıktan sonra ikinci etap olarak da o bölgelere su verilecek. Ama ilk aşamada arıtmanın devreye girmesiyle birlikte Kepez bölgesinde yılbaşından sonra su içilebilir olarak kullanıma sunulacak. Tüm Ereğli'nin bu arıtma tesisinin suyundan yararlanması ne kadar süreç alır? Ben tahmini şöyle söyleyeyim. Birinci sorun Kızılcapınar Barajı'ndan arıtma tesisine girecek hatta bir sıkıntı. Biz de buradan müteahhitimiz inşallah da o sorunu erken bir şekilde çözecek. Öncelikle bir kere o sorunun çözülmesi lazım. DS'yi çözecek. DS'yi ve müteahhit. İki, Kepez'e kadar gelecek. Sanıyorum bir iki ay içinde çalışma başlayacak. Yani o çalışmalar bittikten sonra Kepez'e kadar hat çalışacak. Bizlerin çalışmaları da özellikle Göztepe Köprüsü'nün altından Kirman'daki depoya kadar verdiğimiz zaman ki buna hemen başlamak istiyoruz. Biz sabah arkadaşlarla yine görüştük. Bir an önce çalışmalara başlayalım diyoruz. Tabii hava şartlarına göre bu Saliye hattı kazıldıkça biliyorsunuz Göztepe Köprüsü'nden bu anıtın oradan yukarı doğru çıkacağız. Oradan da Kirmanlı'ya çıkacağız. Tabii bu arada şehir oyulmuş olacak ama bizler de hızlı bir şekilde çok halkımızın da rahatsız olmayacağı şekilde üstlerini kapatacağız. Önümüzdeki yılda zaten asfaltlama programını aldık. Biz bu suyu heyecanla bekliyoruz. Şehir olarak bekliyoruz. Ve burada çalışan işçisinden emeğe geçen mühendisine kadar herkese ben teşekkür ediyorum. Ancak başta Orman Su İşleri Bakanımız Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu'na, genel müdürümüze, bölgemizin çok çalışkan Sait Bey'ine, Sait Bey'e çok teşekkür ederim. Gerçekten Sait Bey gece gündüz her gün günübirlik buradaki çalışmaları kontrol etmekte. Ben bölge müdürümüze de teşekkür ederim. Bu arada bizleri bu konuda Ankara'da sürekli destekleyen bölge milletvekillerimize de teşekkür ederim. Buradaki su biliyorsunuz günlük 71 metreküp bir su gelecek. Ve içmeye başladığımız zaman 350 bin nüfusa yetecek kadar bu su suya kavuşuyoruz. Ben Ereğli'mize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışanlara, emeğe geçenlere de sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Artık
evimizde musluğu açtığımız zaman suyu içebileceğiz. Dediğim gibi çok güzel bir çalışma. Bütün kimyasallardan, atıklardan, fiziksel yapılardan ayrıştırılmış. Hani çok kaliteli dediğimiz menba suyu niteliğinde bir suya kavuşmuş olacağız. İnşallah da artık evlerimizde musluğu açıp suyu içeceğiz. Başkanım, şehir içinde arıtılmış suyu musluğa kadar götüren şebekede gayri sıhhi sayılabilecek eskimiş borular vesaire var çok mıdır? Çok güzel. Ben teşekkür ederim bu soru için. %85'ini boruların tamamen değiştirdik. Şu an %85 oranındayız. Ancak bu Dilakkı'daki testlerde oradan gelen borular da katıldığı zaman, yani DSE'nin çalışmasına, yaklaşık %90'ların üzerine çıkacağız ama bir yıl içinde %100'ü borularında yenilenmiş olacak. Onun için hem arıtma tesisiyle hem borularımızla beraber musluğu açtığımız zaman suyu içebileceğiz. Teşekkür ediyorum. 7 tane de depo var başkanım. 7 tane su deposu da yenileniyor. 7 tane depoda yenileniyor. Bu proje şu an biliyorsunuz Kepez'deki yapılıyor, Sarı Korkmaz'daki yapılıyor, Kirman'daki yapılıyor. Bu su depoları da yapıldıktan sonra suyu içebileceğiz. Tahmin ediyorum Mart-Nisan aylarında tamamen çalışmaları bitireceğim. Ben şimdiden bu tabii ki kazılar olacak. Ereğli halkından da biraz bizlere sabır göstermesini rica edeceğim. Bu bana göre yüzyıllarca yetecek bir proje. En az 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak. Ben şimdiden göstereceğiz sabırlardan dolayı halkımızdan, esnafımızdan, şoförümüzden bizlere katkı vermesini bekliyorum ve kendilerine de teşekkür ediyorum. Nisan, Mart, Nisan aylarında artık ilçemiz kaliteli bir suya kavuşacak. Ama gördüğünüz gibi çok hummalı bir çalışma var. Dediğim gibi DSE bölge müdürümüze, genel müdürümüze, sayın bakanımıza, bölge milletvekillerimize, emeğe geçenlere, mühendisinden işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Ama öyle yasaklı sorun değil yani. Peki yani ilimizdeki ve ilçelerimizdeki su fiyatından dolayı en ucuz Ereğli halkı faydalanıyor. Biliyorsun 2 lira 10 kuruşa veriyoruz. Ama bölgemizin ve diğer illerimizden de daha ucuz bir su maliyetimiz var. Tabii biz bunlar belediyeler, su bahsediyoruz. Maliyesinde arkadaşlar çalışıyorlar. Erdemir'den su almadığımız zaman konuşması gerekmiyor bu şeyler. Efendim? Erdemir'den su almayacak bu bağlandığı zaman. Erdemir'den su parası ödenmeyecek buradan sorun. Ama aynı şekilde buranın yapılışı maliyeti var. O borçlanmaya gidecek. Buradan böyle mesela yaklaşık bütün Ereğli'nin su hatlarını bilmiyorduk. Bunun hepsinin maliyeti çalışıyor. Yani Erdemir'den su almamamız demek hiç bizim maliyet olmamamız demek değil. Bu tesisler değil mi? Bu tesisler bütün su hatları, İsaliye su hatları tamamı değişti. Onun için zaten değil. Depolarımız yenilendi, İsaliye hattımız yenilendi, asbestli boruların tamamı yenilendi. Bununla bir maliyet bedelleri var. Olacaktır da olması da lazım. Aynı zamanda başka bir tesisin işletme maliyeti var. Tabii. Mesela çok şöyle söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi 12 tane yaklaşık ünite var. Bu 12 ünitede çevre mühendisimiz olacak, kimyacımız olacak. Çünkü klorlanma, pH sınıf klorlanmasını test ediyorsunuz. Burada da yaklaşık 10 belki 20 mühendis, memur veya da bu işten anlayan arkadaşlar çalışacak. Bu işin de bir maliyeti olacak. Sulama ve içme suyu kapsamında şu anda devam eden proje arıtma ve misal hattı. Az önce gezmiş olduğunuz arıtma binamız burası. Kırmızı olan yerde bizim hattın başlangıcı ve terfi istasyonumuz. Pompaların olduğu yer. Buradan sonra Süleyman Beyler, Subaşı, Aydınlar, Deliler, Soğan Bey, kırmızıların hepsi bitenler başkanım. Arkadaşlar bakın, küçültelim biraz, biter. Yaklaşık kaç kilometresi? 11.100 metresi bitti şu an. Ortadaki kırmızı.
Orası kere girişimin çalıştığı yer. Yavacılar'ın sandığı yer. Kocaeli'si geçiyor. Halı sahanın arkasından geçtiğimiz yer. Kere geçiş yok işte. Evet. Orada çalışma var. Evet, orada çalışma var. Başkent Diyaliz'in orada. Buranın olduğu yer. Ceviz Bey. Bizim Göztepe Köprüsü'nün altı. Göztepe Köprüsü'nün altı. Şurası başında. Tamam, orayı bitirmişiz. Tam orası. Burada bir 500 metre yaptık. Şu anda buraya 3. ev ekip başlatılma devam edecek. Orayı ne zaman başlayacağız şimdi? Orayı. Şu en son şehrin içine koyar mısın? Şöyle. Orayı. Orayı. Tamam. Evet. Burası da önümüzdeki hafta başlanıyor. Evet. Değil mi? Evet. Geldi borular. Borular sevkiyatı başlamak üzere. Sevkiyatı başlayınca 2-3 günde buraya geçelim. Buradan biz diyoruz ki devam edelim.